gösterir ya. Durun, giremezsiniz. Çekilin, geçeceğim. Ben Ümran Gür'ün dayısıyım. Bırakın geçsin. Demir Bey, sizi arayan ben. İhsan Park. Ümran, bulabildiniz mi onu? Arkadaşlar bakıyor. Ancak henüz bir sonuç alamadık Demir Bey. Ümran! Ümran! Ya o ikisi? Murat'la Deniz. İhsan Bey'in ifadesine göre kaçarak uzaklaşmışlar. Eşkallerini ekiplere bildirdik. Her an yakalanabilirler. Telefonda anlattıklarınız akıl alır şeyler değil. Birisi yeğenimin kocası, diğeri de benim nişanlım. Ümran! Ümran! Ya sizin amacınız ne ha? Nereden çıkarıyorsunuz bu abuk sabuk şeyleri? Ben de kendisine aynı soruyu sordum. Ama elinde kesin kanıtları olduğunu iddia ediyor. Evet, isterseniz hemen gösterebilirim. Buyurun, şöyle daha sakin bir yere geçelim. Murat, ne yapacağız biz? Biraz yavaş ol bir tanem. Bana telefonunu ver. Aramak isteyeceğin numaralar aklında mı? Evet. Tamam. Murat, ne yaptın? Ne yapayım bir tanem? Sinyalle yerimizi bulmalarını istemiyorum. Ustacığım, daha çok yolumuz var mı? 10-15 dakika var. Eyvallah. Murat Bey dün gece bir mektup bırakıp Ümran Hanım'ı terk etmiş. Ümran Hanım sabah benden Deniz Hanım'ı takip etmemi istedi. Bu yolla eşine ulaşabileceğimizi söyledi. Haklı da çıktı. Bu resimleri de bugün çektim. Peki Ümran Hanım nasıl şüphelenmiş ikisinden? Ümran Hanım kocasının memleketi Sığacık'ta bir araştırma yapmış. Murat Bey ile Deniz Hanım'ın eskiden birlikte olduklarını, hatta nişanlılarken Murat Bey'in kendisiyle evlenmesi üzerine ayrıldıklarını öğrenmiş. Vallahi Demir Bey, öyle bir zamanda geldi ki bu teklif. Yani ben evlenmek üzereyim. Evlilik hazırlıkları var, nişanımız var, söz verdim. Şimdi birdenbire nasıl bırakıp giderim? Daha iyi ya, evlenecek adama en çok lazım olan şey para. Tabii ya, Alev. Alev Kutlu. Murat'ın evlenmek üzere olduğu kız. Allah kahretsin. Ben bu oyuna nasıl düştüm ya? Sonra da Ümran Hanım teknede gizlice buluşan ikilinin üzerine gelince aralarında tartışma çıktı. Evet, teknede epey bir şiddetli itiş kakış oldu. Murat Bey, Alev Hanım'ı yeğeninizin elinden kurtarmaya çalışırken Ümran Hanım denize düştü. Yok yok, Ümran'ı denize attılar, sonra onu da öylece denize bırakıp kaçtılar onlar. Yok yok, Murat Bey çok araştırdı. Hemen atladı arkasından. Epeyce araştırdı ama bir sonuç elde edemedi. Sonra beni fark edince birlikte kaçtılar. Ben de hemen polisi aradım. Sonrasını biliyorsunuz zaten işte. Belki de yüzerek karaya çıkmıştır Ümran, ha? Olamaz mı? Biz de aynı ihtimali düşündük. Bu yüzden tüm hastaneleri ve taksi duraklarını tek tek araştırıyoruz Demir Bey. Eğer Ümran'a bir şey olduysa... o herifi kendi ellerimle... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Boş oda var mı acaba? Var. İsim soyisim alabilir miyim? Murat Gür. Ustacığım, telefonu kullanabilir miyim? Tabii, bunu kullanabilirsiniz. Eyvallah. Osman arıyorum. Dur. Bismillah. Kim ki ya bu saatte? Alo, buyurun. Osman, kardeşim ben Murat. Bak beni iyi dinle. Alev'le bu gece başımıza hiç olmadık şeyler geldi. Polnesköy'de Seher Pansiyon diye bir yerdeyiz. Yardımına ihtiyacımız var. Ne oldu ki? Ne olmuş? Bizim bir süre ortadan kaybolmamız gerekebilir.
Sen erkenden sabah buraya gel, tamam mı? Yalnız bak, gelirken dikkat et. Seni takip eden birisi falan olmasın. Yanında gelirken de mutlaka bize bir telefon ve telefon hattı getiriyorsun. Osman, bak sonra neden olursa bizimle konuşmadın ve nerede olduğumuzu bilmiyorsun, tamam mı kardeşim? Ay Allah'ım, sen aklımı koru ya Rabbim ya. Tamam, tamam abicim, sen merak etme, tamam. Hadi görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Ne oluyor Osman, anlatsana, Murat mıydı arayan? Evet evet, şey, Alev'le Murat'ın başına kötü şeyler gelmiş ya. Ne demek kötü şey gelmiş, Alev'e bir şey mi olmuş? Yok yok, bir şey olmamış da Alev yanımda dedi ama kaçıp saklanmak zorunda kalmışlar. Of. Gördün mü, bir şey var mı? Yok efendim. Araştırmalara son veriyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz kalmadı artık. Ne demek yapacak bir şeyimiz kalmadı ya? Adam gözlerimle gördüm diyor denize düştüğünü. Arkanızı dönüp gidecek misiniz yani? Sakin olun Demir Bey. Denizin dibini karış karış araştırdık. Bu bölgede akıntı yok. Hava da sakindi dün akşam. Yapacak bir şey yok, araştırmalarımıza devam edeceğiz. İkinizin de ifadelerinizi almamız için emniyete gitmeniz gerekiyor. Buyurun. Arkadaşlar bakın biraz daha ya, bakın şuraya ya. Kahretsin. Efendim anneciğim. Oğlum, nerelerdesin? Birisi bana bir şey söylesin lütfen. Hepiniz birden yok oldunuz. Murat da ortalarda yok. İmran yanında mı? Yok anneciğim, yok. Ne olabilir ki? Bizim biraz sadece işimiz çıktı. Birkaç saat evde oluruz. Hadi şimdi kapatmam lazım, müsait değilim. Demir Bey, iddialara konu olan yasak aşkı hakkında bilginiz var mıydı? Demir Bey, bir açıklama yapmayacak mısınız? Arkadaşlar, emniyet güçleri olayı çözmek için araştırmakta. Ancak şu anda size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Gelişmeler oldukça bilgilendirileceksiniz. Şimdilik izninizle. Görgü tanıklarının ifadesine göre olayın meydana gelmesinin ardından paniğe kapılarak olay yerinden birlikte kaçan Deniz Su ile Murat Gür'ün polis tarafından Ümran Gür'ü öldürmeye çalışan her yerde arandığı bildirildi. Yalnız gördüğünü başları belaya soktular ya. Ha buydu. Sayın seyirciler, Demir Orhan'ın nişanlısı son günlerin gözde foto modeli Deniz Su ile Murat Gür arasında bir süredir devam eden yasak ilişki bir trajediye yol açmış. Açın o telefonu, kapalı. İlişkilerinin eşi tarafından fark edilmesi... Kaç kere söyledim. Başınızı belaya sokacaksınız. Ama dinleyen kim? Al buyur işte. Yakup, söyle beni, bırak artık söylesene. Oğlum, nerede onu, nerede bulacağız onu, söyle bana. Ne bileyim ben bakalım. Bekleyeceğiz, başka yapacak bir şey var mı? Ümran Gür için bütün gece boyunca deniz dibinde yapılan araştırmalardan netice alınamamış ve az önce sonuçlandırılmıştır değerli izleyenler. Murat, ne oldu yani, şimdi biz aranıyor muyuz? Ümran öldü mü? Ya bir tanem öyle bir şey olmuş olsa cesedini bulurlardı değil mi? Ha? Allah Allah, nerede o zaman bu kadın? Bilmiyorum oğlum ya, bilmiyorum, aklım durdu resmen. Telefon getirdin mi kardeşimize sen? Burada. Ver. Bak şimdi bize bir kiralık araba lazım, tamam mı? Gidip hemen bize bir araba buluyorsun. Sonra üstümüze başımıza giyecek bir şeyler al, tamam? Alevi ayakkabı falan bir şeyler ayarla işte, ufak bir çanta olsun. Tamam tamam, halletmeye çalışırım, tamam. Nasıl yani ya, biz hep kaçarak mı yaşayacağız? Olay çözülene kadar başka çaremiz yok. Öyle değil mi? Bir şey geliyor mu aklına? Osman, hadi fırla kardeşim sen. Bir saate kadar meydandaki kır kahvesinde buluşalım, tamam mı? Tamam tamam, ben şimdi geçeceğim, uçacağım, geleceğim. Kızım, niye kapatırsın ki telefonu ya? Neredesin be Alev, neredesin? Öldüm meraktan ya. Ah, geldi. Oh be, şükürler olsun. Kızı. Buyurun, kim aradınız? Alev Kutlu'nun evi değil mi? Evet, ben annesiyim. Kızınız evde mi? Yok da niye arıyorsunuz kızımı? Bir soruşturma yapılıyor, bilgisine başvuracağız. Ne diyorsunuz siz, ne soruşturması? Müsaadenizle girebilir miyiz? Buyurun.
kızım. Yok dedim ben size evde. Bana inanmıyorsunuz mu siz? Görgü tanıklarına göre kızınız dün gece Murat Gür ile birlikte Ümran Gür'ü öldürmeye teşebbüs etmekten aranıyor. Kendisini emniyete alacağız. Ne? Yok. Olur mu öyle şey? Ali böyle şey yapar mı? Bir yanlışlık var bunda. Ah Murat ah. Yaktın kızımın başını. Yerini biliyorsanız söyleyin hanımefendi. Gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olun. Kaçarak şüpheleri doğruluyorlar. Vallahi ben de akşamdan beri uğraşıyorum ulaşmak için ama yok. Telefonları açık değil. Ya ne yapacağım ki ben şimdi? Bir kafayı toparlamam lazım. Ece var arkadaşı. Onu arayayım ben, o bilir. Çıkan şiddetli tartışma ve itişme sonucu Ümran Gür az ilerimizde iskeleye bağlı şu tekneden düşerek sulara gömülmüştür. Görgü tanıklarının ifadesine göre olayın meydana gelmesinin ardından... Ne yaptınız siz kızım ya? Hey Allah! Kaçan, Deniz Su ve Murat Gür'ün polis tarafından Ümran Gür'ü öldürmeye teşebbüs işte ne diyeceğim şimdi ben bu kadına? Hatice teyzem, günaydın. Ece, bırak şimdi bu oyunları. Sen söyle bakayım Alev nerede ha? Sen biliyordur onların yerlerini. Kaçmakla bir yere varamazlar. Bak başları daha büyük derde girer. Hatice teyzeciğim ben de az önce öğrendim haberlerden yani. Arıyorum, ulaşamıyorum, öldüm meraktan. Yerini bilsem neden söylemeyeyim ben sana? Ya Ece ya ne yapacağız ya? Ha? Nereden bulacağım ben kızımı? Bak bir haber alırsan beni ara tamam mı? Tamam tamam haber alırsam hemen seni arayacağım Hatice teyze. Sen ne yaptın kızım? Nasıl belaya soktun başını? Hanımefendi, bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. İfadenizi alacağız. Tamam. Ben üstüme bir şey giyip geliyorum. Tamam hanımefendi, bekliyoruz. Murat Gür ve Alev Kutlu ile tartışırken denize düşüp kaybolduğu iddia edilen Ümran Gür'ün bulunamaması üzerine dün gece emniyet yetkililerince başlatılan sualtı araştırmalarına bu sabah son verildiği gelen haberler arasında. Olaydan sonra kayıplara karışan Murat Gür ve Alev Kutlu'nun yakalanmaları için araştırmalar sürüyor. İstanbul'da yememiş, içmemiş, sızmış ailenin içine. Murat'ın evlendiği de yok mu? Onun dayısını tavlamış. Gazetelerde gördük çarşaf çarşaf. Ciğerin deşse azdır bu sosyetinde. Lanetlendik biz baba. Sen babasının sebebi oldun, ben de kızının. Biz bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacağız? Yürü git lan. Manyak mısın? Nesin? Ne laneti, ne günahı? Baba, Ümran denen kadına her şeyi ben anlattım. Salağım ben, salak, salak. Kadın öldü. Alevim kaçak oldu. Yok. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam artık. Öldüreceğim kendimi. Öldüreceğim, öldüreceğim. Öldür lan, öldür. Öldür de ben de kurtulayım şu zırvalarından. Hadi. Yok, yok şimdi öldüremem. Alev'im hapse girince bana ihtiyacı olacak. Kaç yıl yatar lan hapiste? Vallahi bir 15 yıl yer. E giderim, hapiste evleniriz. Ben de beklerim yolunu artık. Sen beni katil edeceksin. Düşeceğim hapislere. O zaman ikimizi birden ziyarete gelirsin. Evlenirmiş mi hapusla? Torbası. Ben kendimi öldüreceğim seni lan. Ha, geldi. Merhaba. Gel kardeşim. Hoş geldin. Ne yaptın? Halledebildin mi? Hallettim abi, hallettim. Torbalar da bagajda. Can dostum benim. Arabayla işimiz bitince biz bir yere bırakırız kardeşim. Sonra sana haber veririm. Gider alırız. Tamam. Tamam tamam. Ya bu işler hiç bana göre değilmiş ya.
Gelirken takip edilmeyeyim diye dağ bayır dolandım da dolandım, dolandım da dolandım, kayboluyordum az da. Siz ne yapacaksınız, buradan nereye gideceksiniz? Kasabaya gideceğiz. Abi deli misin ya? Herkesin ilk bakacağı yer orası. Bence de. Ya ben oraları avcumun içi gibi biliyorum. Saklanacak bir sürü koy var. Başka çaremiz yok ki. Bulacağız bir yer. Neyse. Hadi. Yolcu onda gerek. Osman'ım bak. Annem onu çok sevdiğimi söyle, tamam mı? Nasıl sıyrılacağız bu işten bilmiyorum ama suçsuz olduğumuzu da söyle. Bak annem size emanet. Tamam tamam. Sen merak etme. Ece'ye de çok selam. Siz kendinize dikkat edin yeter ki. Fırsat buldukça da arayın bizi, tamam mı? Aman habersiz bırakmayın. Aman diyeyim bak. Tamam. Hakkını helal et. Sen de helal et abi. Helal olsun. Dikkat et kendine. Hadi bakalım. Siz gidin. Ben 5 dakika daha oturayım burada. Tamam. Yasak aşk faciayla sonuçlandı. Bunlar az önce buradan ayrılan tipler değil mi ya? Bir ne oldu? Murat Gül işte. Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Ne zaman ayrıldılar dediniz? Anlıyorum. Tamam. Biz sizi arayacağız Metin Bey. Ya benim yeğenim ölü mü diri mi ondan bile emin değilim. Ama onu büyük bir soğukkanlılıkla ölüme terk edenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar dışarıda ya. Ya üstelik bunlar bunu epeydir planlamışlar belli. Ailemin içine kadar sızmayı başardılar baksanıza. Abinin bu resmen bir çete işi. Haklısınız Demir Bey. Arkadaşlarımız da gece gündüz bu işin peşinde. Siz sakin olun, müsterih olun. Alev Kutlu'nun annesini de az önce sorguya aldık. Gel. Az önce Polonezköy'den bir telefon ihbarı aldık müdürüm. Firari şüpheliler Murat Gür ve Alev Kutlu geceyi bir pansiyonda geçirmişler. Yarım saat kadar önce de çıkış yapmışlar. Hemen bölgedeki ekiplere haber verin. Bütün yolları kessinler. Emredersiniz. Aa, bir de şu arkadaşları vardı. Ece ve Osman Korkmaz. Onlar sorguya alındı mı? Ekipleri çıkarttım amirim getirmeleri için. İyi, bütün gelişmelerden haberdar edin beni, unutmayın. Emredersiniz amirim. İyi günler. Benim kızım çok yufka yüreklidir memur bey. Hiç unutmam. Bir kurban bayramında babası koç almıştı. Onu keseceğiz diye bir üzül bir üzül. Gitmiş ipini kesmiş kurbanın. Koç da kaçtı. Rahmetli babası ne kadar çok koştu. Dağ tepe açtı koçu yakalamak için. Ne anlatıyorsun teyzeciğim sen sabahtan beri ya? Anlattıklarınızın konuyla ne alakası var ben anlayamadım. Ne alakası var olur mu oğlum? Kurbanlık koçu bile kıyamayan Alev nasıl gitsin de birini öldürmeye kalksın ha? Tamam teyzeciğim tamam tamam. Of Allah'ım 2 dakika mutlu olalım dedik, katil damgası yedik. Bir tanem bak. Ümran mezara girmeden ben onun öldüğüne inanmam, tamam mı? Hem dedim ya sana, o çok iyi bir yüzücü. Bulmuştur bir çaresini. Ya düşerken kafasını çarptıysa? Öyle bir şey olsaydı duyardık değil mi? Baksana bütün radyolar bas bas bağırıyor. Dalgıçlar her yerde aramış bulamamışlar. Peki ne yapacağız şimdi Murat? Bir otele de yerleşemeyiz. Bütün televizyonlarda resmimiz yayınlanıyor. Bulacağız bir çaresini bir tanem. Kasabaya döner dönmez amcam bize kalacak bir yer ayarlar. Sonrasına da bakarız işte. Otelden ayrılmalarından sonra gazetede resimlerini gördüm. Ne zaman ayrıldılar? 1 saat kadar oluyor. Odaları temizlendi mi? Yok, bıraktıkları gibi duruyor. Bir bakalım odalarına. Hemen memur bey. Bu tarafta. Tamam. Buyurun. Dışarıda da kimse yok. ...34.13'den 34.22'ye. Otel temiz. Kaçak şahıslar 1 saat önce ayrılmışlar buradan. Daha iyi misiniz efendim? Demir nerede Demir? Geldi efendim.
Demir. Demir. Anne. Nasıl saklarsınız benden böyle bir şeyi oğlum? Anneciğim, hiçbir şey belli olmadan seni üzmek istemedim. Ümidimizi yitirmeyelim ne olur. İmran bana kızımın biricik emaneti Demir. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Yapma anne. Ne olursun yapma. Yapma. Nasıl yapabildiler bize böyle bir şey? Nasıl hepimiz birden kanabildik? Maalesef yanıldık anneciğim. Getir İmran'ımı buraya Demir. Bul onu. Söz veriyorum bulacağım anneciğim. Tamam mı? Bul. Zaten bütün emniyet ayakta. Yakalanmaları an meselesi. Sen merak etme. Bul onu. Annem size emanet. Anneni merak etme. Biz buradayız Mehmet amcanla. Onu bul bana. Tamam Nesli'ciğim, bulunacak. Merak etme. Bakın, eğer onlara yardım ya da yataklık ettiğiniz ortaya çıkarsa... ...başınızın büyük belaya gireceğinin farkındasınız değil mi? Tabii tabii, bilmez miyiz memur bey? Ya ama... ...Alev'le Murat'ın nerede olduğunu bilsek zaten önce bizi ikna etmeye çalışacağız. Yani kaç kaç nereye kadar canım? Ama yani Alev'le Murat böyle bir şey yapmamışlardır memur bey. Ben inanmıyorum yani. Ya biz onları çocukluklarından beri tanırız ya. Karıncayı bile incitemez onlar. Kaçtıkları sürece buna inanmamız biraz zor gözüküyor. Yani korkmuşlardır. Ya da ne bileyim başka bir sebebi vardır mutlaka yani. Ama tekrar söylemek istiyorum memur bey. Ne Murat'la ne Alev'le görüşmedik biz iki gündür. Ben de görüşmedim. Bu adamlar böyle operasyonlarda oldukça tecrübeliler. Hepsi de eski ordu ve emniyet mensubu. Kendileri için iyi referanslar aldım. Siz de tanışın, uygun görürseniz vazifeye başlasınlar. İyi gelsinler. Leyla Hanım, arkadaşı içeri alır mısınız lütfen? Buyurun arkadaşlar, şöyle geçin. Siz de böyle. Buyurun oturun beyler. Buyurun. İfadenizi imzalayın. Şurayı. Tamamdır. Artık gidebilirsiniz Atış Hanım. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Atış anne. Atış anne. Teyze, seni de mi getirdiler buralara? Sorma kızım, sorma. Hadi gidelim buradan. Ben çok kötü oldum ama. Gel annem, gir koluma. Gel. Osman, sen bir şey biliyorsun da söylemiyorsan var ya. Yok anacığım ya, bir şey bildiğim yok. Bilsem söylemem mi? Ayıp ediyorsun. Ya Ece, kızım aklım almıyor. Hadi Murat değilin teki. Ya bizim kızın hiç mi akıl yok? Nasıl böyle bir şeye kalkıştılar? Hatice teyzeciğim, daha bir şey belli değil ki. Hem kız kayıp, cesedi falan bulunmadı daha. Merak etme, her şey açıklığa kavuşacak, tamam mı? Sen yalnız kalma, bizim eve gel. Yok kızım, ben eve gideyim. Arar gelir falan. Hadi beni eve bırakın ha. Tamam, hadi gel anneciğim. Hadi. Görüyor musun başımıza gelenleri? Annesi ve arkadaşlarından büyük bir ihtimal sonuç alamayacağımızı biliyordum. Onlar da zaten şehir dışına çıkmışlardır çoktan. Büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum ki memleketlerine gitmişlerdir. Nereliydi bunlar? Sığacıklı komiserim. Hemen İzmir Emniyeti ile bağlantıya geçin. Sığacık'taki bütün akrabaları, yakınları, arkadaşlarını sorguya alsınlar ve takip edilsin. Emredersiniz komiserim. Tamam, kolay gelsin. Bir tanem, bak dün geceden beri midene hiçbir şey girmedi. Zorla kendini, ye birazcık. Hadi ne olur. Canım istemiyor. Hiç gözümün önünden gitmiyor İmran'ın o son bakışı. Ne yapmış olursa olsun hiç böyle bir son hak etmedi o kız. Hele Nesli Hanım. Nasıl da hayal kırıklığına uğramıştır kadıncağız.
Murat. Kendimizi hiç affetmeyeceğim bu insanları bunu yaşattığımız için. Sen hırpalama kendini. Hepsi benim suçum. Bütün suçumuz birbirimizi bu kadar sevmiş olmamız. Evet. Bu iş için yeterli vasıflara sahip olduğunuz belli. Şimdi sizden istediğim bu ikisini polisten önce bulup karşıma getirmeniz. Size sınırsız imkanlar tanınacak. Yeter ki siz onları polisten önce bulun bana. Eğer bu işi becerirseniz hayal bile edemeyeceğiniz büyüklükte bir ödül sizi bekliyor olacak. Efendim siz bu işi oldu bilin. Bizim elimizden kimse kurtulamaz. 7 katı yer altına da girseler buluruz. İşimiz bu. Güzel. Hadi bakalım beyler iş başında. İyi haberlerinizi bekliyorum en kısa zamanda. Ahmet Bey. Buyurun Emir Bey. Şu Alev'in arkadaşı, Ece ile kocası bir an evvel bulup getirsinler bana. Emredersiniz. Bu iş sonuçlanınca belki kendimizi anlatma fırsatı buluruz o insanlara. Ama önce günümüze bakmamız lazım. Kendimize saklanacak güvenli bir yer bulmamız gerekiyor. Amcam yol gösterir bize. Amcanı da zor duruma sokacağız. Of. Herkesin başını derde sokuyoruz. Ben bir arayayım. Oğlum, bu yaşımla başımla sana yalan söyleyecek halim yok. Kaç gündür aramadılar. Telefonlar da kapalı. Ben de bilmiyorum ne halde olduklarını. Hem benim oğlum yapmaz öyle şey. Kusura bakmayın. Buyurun, kimi aramıştınız? Alo amca, ben Murat. Ya kardeşim, ben size kaç kere söyledim. Ben anlamam kredi kartından martından. İstemiyorum. Arayıp durmayın ikide bir de beni. Amca, sen müsait değilsin herhalde. Uygun olunca beni ara. Bıktım bunlardan ya. Ha ne diyordum oğlum? Gelmez onlar bu taraflara. Herkesin onları burada arayacağını bilirler. Ne yapalım? Hiç olmasaydı böyle bir şey iyiydi. Bir talihsizliktir gelmiş başlarına. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir haber alırsanız bizimle irtibata geçin. Yeğeninizin selameti için. Kaçarak daha da kendilerini tehlikeye atmasınlar. Yerden göğe kadar haklısın oğlum. Komiserime selamlarımı söyleyin, oldu mu? İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Demin Murat da arayan. Nasıl, iyi mi oğlum sesi? Nereden bileyim be kadın? Sen polislerin yanında kalp krizi geçirmediğime şükret. Hadi. Amca. Heh, merak etmeyin, biz iyiyiz. Hı, yoldayız, Alev'le birlikteyiz. Oğlum, ben seni dün akşam uyarmadım mı? Ayağınızı denk alın. Kadın buralara kadar geldi, hakkınızda her şeyi öğrendi demedim mi? Nasıl tedbirsiz davranırsınız? Ne yapacaksınız şimdi? Bak, az önce polisler buradaydı. Sizi soruyorlardı. Memleket ayağa kalktı. Yerde gökte sizi arıyorlar. Kadın hala kayıp. Başına ne geldi meçhul. Amca bak, biz bir şey yapmadık. Söylenen hiçbir şeye inanmayın sakın. Tek başıma olsam bakacağım başımın çaresine ama işte Alev de benimle beraber. Onun için endişe ediyorum. Yardım edin bize amcaya. Ben bir bakayım ne yapabilirim. Siz neredesiniz şimdi? Ne zaman burada olursunuz? Balıkesir tarafındayız. Birkaç saati bulur gelmemiz. Tamam tamam, sen beni arama. Ben bir yer ayarlayıp seni ararım geç vakit. Oraya gelirsiniz. Oğlum çok dikkatli olun ha. Duydun mu yengeni? Ana yolları kullanmayın. Kendinize mukayyet olun. Tamam amca. Ya Hatice'yi yalnız bırakmasa mıydık acaba ya? Şimdi kuracak bütün gün kafasında. Büyütecek. Sonra bizim aklımız onda kalacak. Canım çok ısrar ettik. İstemedik kadın. Hayırdır inşallah ya? Kim ki bu? Buyurun, kime bakmıştınız? Bizimle geleceksiniz. Demir Bey sizinle görüşmek istiyor. Kusura bakmayın, ben Demir Bey'le görüşmek istemiyorum. Osman, ne oluyor? Zor kullanmaya mecbur etmeyin bizi.
Tamam, tamam ben geliyorum sizinle. İkiniz de geliyorsunuz. Ya ne oluyor ki? Tamam canım, sakin olalım. Gidelim, konuşup gelelim. Sorun yok. Müsaadenizle. Vurun kelepçeyi koluma, atın beni zindana. Alev'in hiçbir suçu yok. Bütün kabahat benim. Ne saçmalıyorsun Kerem sen? Ne oldu yine, ne yaptın? Daha ne yapacağım komiserim? Ümran'ı ben azmettirdim. Doldurdum, doldurdum. Saldım Alev'imin üstüne. Nasıl oldu bu iş? Ümran yok mu? Murat şerefsizinin karısı. Denize düşüp boğuldu ya. Evet. Bu bizim kasabaya araştırma yapmak için geldi. Ben de bilmeden her şeyi anlattım. Bu kapağınızca çenemi tutamadım, her şeyi anlattım. Kızışmış boğa gibi saldım bunu Alev'imin üstüne. Alev'imin hiçbir suçu yok komiserim. O çocuklar kadar masumdur, melekler kadar saftır. Onu bırakın, beni atın içeri. Demir Bey, ne demek oluyor bütün bunlar? Buna ne hakkınız var ya? Eğer haktan hukuktan bahsedeceksek siz zararlı çıkarsınız Ece Hanım. Murat'ın ikinci kaptanı Osman. Vay be. Tezgaha bak sen. Yoksa sen de mi sağcıklısın? Dördünüz de aynı kasabadansınız yani, öyle mi? Ya ben de kendimi akıllı sanırdım biliyor musun? Yüzyılın planını yapmışsınız resmen siz bana karşıya. Yok Demir Bey, yani durum bildiğiniz gibi değil. Şöyle, Ümran Hanım Murat'ı evlenmeye mecbur bırakınca yani olaylar böyle gelişti. Siz de hep bir olup kızcağızın canını okumaya karar verdiniz öyle mi? Ha? Yok Demir Bey, yani zaten ortada kasti bir durum yok. Ümran Hanım aniden saldırınca bizim Murat'la Alev'e, yani ister istemez bir itiş kakış olmuş zaten orada. Ondan sonra da işte Ümran Hanım'ın ayağı... Aa, niye sustun Osman? Ne güzel anlatıyordun oradaymış gibi. Sen nereden biliyorsun bu kadar ayrıntıyı? Yoksa kaçmalarına sen yardımcı mı oldun? Yok Demir Bey. Biz telefonda konuştuk sadece. Ya zaten manyak mı bu adam beni arasın ya? İşte herkes peşinde. Bak şimdi Osman Efendi, sen beni iyice dinliyorsun tamam mı? Sen o arkadaşınla konuşursan ona diyorsun ki... Demir Bey seninle yüz yüze konuşmak istiyor. O gece olup biteni tam olarak bilmek istiyor diyorsun. Anlaşıldı mı? Hem bu saatten sonra benim Ümran'ı sağ salim bulmaktan başka hiçbir amacım yok. Eğer bana yardımcı olursa... her şeyi unutmaya hazırım. Anladınız mı beni? Hadi bakalım çıkabilirsiniz şimdi. Murat Gür diye biri varmış buralarda. Kaptanlık mı ne yaparmış? Tanıyor musunuz onu? Varsa var. Sen niye soruyorsun ki Murat'ı? Bu Murat denen adam bir yanlış yapmış Demir Boran'a. Yine burada bir kızla beraber. Alev diye bir kız. Siz ne istiyorsunuz bizden? Onu söyleyin. Lafı dolaştırıp durmayın. Siz polis misiniz yoksa? Hayır, polis falan değiliz biz. Patronum Demir Boran bu Murat'la Alev'in nerede olduğu hakkında bilgi verecek kişiye çok büyük bir ödül verecek. Biz de bunu duyurmaya geldik. Bak birader, git sen o patronuna söyle. Bizler para için dostlarımızın evlatlarını satacak kadar alçalmadık daha. Hadi, hadi. Hadi bakalım, uğurlar ola. Yine de herkes duyan duymayana söylesin. Büyük bir ödül var. Ödül var. Oyuna bak sen. Hadi, ben çıkıyorum. Kazamız mübarek olsun. Dikkat et Yakut'um. Çocukları da gözlerinden öp benim için, olur mu? Dualarım hep onlarla, söylersin. Merak etme sen. Ha bak, sen de çeneni sıkı tut. Bu iş selamete erinceye kadar, oldu mu? Hı hı.
arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Elinin körünü diyeceksin. Ne dedim ben sana biraz önce? Tabii ki haberim yok bir şeyden diyeceksin. Telefonları dinliyor olabilirler. Alo Hatice'm. Bahtsız komşum benim. Nuray, ben deli olacağım buralarda. Ne yapacağım şaşırdım ben ya. Sen bir şeyler öğrendin mi ha? Nerededirler, ne yapıyorlardır şimdi ha? Yok Hatice'm, biz de senin bildiğin kadar biliyoruz işte. Gazetelerde, televizyonlarda ne diyorsa o. Tabii çocuklar da yakalanma korkusunu arayamıyordur da garibanlar. Ah, Allah bize sabır versin Hatice'm, ne diyeyim? Dinlemediler lafımızı sözümüzü. Olacağı buydu zaten. Allah'ım, Allah'ım sen acı onlara ya Rabbim. Nuray. Nuray ben çok üzülüyorum. Elim kolum ayağım tutmuyor beni. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam, hoş geldiniz. Yakut kaptanın burada evi varmış. Evet, şu karşısı. Öyle mi? Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ ol dayıcığım. Siz de sağ olun. Baba dur bir dakika. Konuşacaklarımız var senden. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Yeğenim Murat'la ilgili. Yok o burada, İstanbul'da. Dur bir dakika baba. Bize öyle bir şey söylenmedi ama. Yeğenin burada olduğu söylendi. O zaman size öyle söyleyenlere soracaksınız. Hadi çekilin şimdi, işim gücüm var benim. Bizi uğraştırma da söyle dayı nerede saklandıklarını. Kimsenin canı yanmasın. Öyle veya böyle bulacağız biz onları. Ne olan? Tehdit mi ediyorsunuz beni ha? Eşkıya mısınız siz? Estağfurullah dayı. Biz seni sadece uyarıyoruz o kadar. O zaman ben de sizi uyarayım. Eğer bir daha benim önüme geçerseniz, evimin önünde böyle dolaşırsanız kimin acı çekeceği hiç belli olmaz. Hadi şimdi defolun buradan. Defolun, işim gücüm var benim. Gözüm üstünde dayı. Ona göre ayağını denk al. Yürü lan. Yürü hadi. Hayvan herifler. Doldurayım mı abi? 50 liralık koy yeter babacığım. Tamam abiciğim. Sen geliyor musun bir tane? Evet evet geliyorum. Uyuştum resmen. Karnım acıktı benim ya. Ben de çok acıktım. Lan Metin. Yedim şuradan bir şey. Şu giden alev değil mi oğlum? Hangi alev? Kaç tane yapar oğlum? Sabah kahvedeki adamların aradığı kaçaklar bunlar. Alev. Gel buraya. Ne oldu? Yanındaki de Murat işte. Şş Murat. Murat. Al usta şunu. Sağ ol abi. Kimdi onlar Murat? Bizim mahallenin itleri işte. Şimdi kesin polis arayacaklar. Ya abicim adamların suratına öküzün trene baktığı gibi bakarsan uyandırırsın tabii. Kötü olacaktı biz bunların sayesinde. Dur bakalım adamlara söyleyelim de 3-5 kuruş kazanırız belki de ha. Hadi. Harbi doğru söylüyorsun. Yatağınızı hazırlattım Neslihan Hanım. Dinlenmek ister misiniz? Ya hayır. Odamda duvarlar üstüme üstüme geliyor. Teşekkür ederim. Peki efendim. Oğlum, ne yapacağız? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Deniz'in Ümran'ımı geri vermesini. Bir mezarı olmayacak mı yavrumun? Elimden geleni yapıyorum anneciğim. Piyasada bu işi yapan ne kadar dalgıç varsa hepsini yığdım o bölgeye. Çemberi genişleterek tanıyorlar denizin dibini. Ayrıca helikopterlerle, teknelerle havadan denizden taratıyorum bütün Marmara Denizi'ni. Demir. Ümür Hanım'ı bana getir. Onu bul eve getir. Bulacağım anneciğim. Merak etme sen. Neslihan Hanım, ilaçlarınız. Hayır, almayacağım. İlaçla uyutmayı ben artık yeter. Neslihan
Efendim? Balıkçıların ağzı epeyce sıkı. Ama biz yine de yemi attık oltaya. Siz gözünüzü dört açın. Mutlaka geleceklerdir oraya. Amcasıyla konuştunuz mu peki? Konuştuk Demir Bey. Adam pek öyle kuru gürültü yapıp uç bırakacak biri değil. Ama bir şeyler bildiği kesin. Anladım Demir Bey. Anlıyorum. Tamam efendim. Tamam, peki. Ne diyor? Yakut kaptandan gözünüzü ayırmayın diyor. Nerede bu herif şimdi ya? Teknesiyle denize açılmıştır kesin. Hadi yürü gidelim. Yıllardır boş burası. Fare mağara yoktur değil mi burada? Yoktur. Merak etme. Gel şurada dinlenelim azıcık. Çok uykum geldi benim. Geç bakalım. Adam beni tanıdı. Dedim tamam ya. Tamam buraya kadarmış yani. Buradan canlı çıkamayacağız. Ne yaptı? Kudurmuştur öfkesinden. Yok, ben bile daha çok sinirlenirdim. O yine sakindi. Hatta bize şey bile dedi. Eğer bana yardımcı olursanız her şeyi unutmaya hazırım bile dedi. Yok artık. Kandırmış sizi. Yani bilemiyorum Açı Hanım ya. Ya. Sanki samimiydi adam. Değil mi, öyle değil miydi? Ya bana da samimi gibi geldi. Hiç inanasım gelmiyor ama. Ya aslında o da biliyor bütün bu yaşananların Ümran'ın şımarıklıkları yüzünden olduğunu. Yok yok. Ben Nesrin Hanım'a gideceğim. Karşılıklı konuşacağım. Bir de benden dinlesin olan biteni. Anlayışlı birine benziyordu. Anne annenin halinden anlar. Yok anacığım, bu iyi bir fikir değil. E gideceksin şimdi, yok yere üzecekler seni. Bence gitme. Bence de. Ben şurada üzüldüğümden daha fazla üzülmem hiçbir yerde. Gideceğim. Allah Allah. Kimmiş? Sabancı'daki evin numarası. Şakir Efendi herhalde. Efendim? Alo dayıcığım, kimseye söyleme benimle konuştuğunu, tamam mı? Bu benim için çok önemli. Çaktırma kimseye. Evet, dinliyorum sizi. Dayıcığım, ben Sapanca'daki evdeyim. Ama kimsenin öğrenmemesi gerekiyor yaşadığımı. Çok önemli. Seninle de acilen konuşmam lazım. İlk fırsatında buraya gelir misin? Ama lütfen kimseye söyleme, anneanneme bile. Tamam, ben sabah erkenden orada olurum. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Kimmiş? Bizim Sabancı'daki komşular. Evin kapısını öyle açık görünce içeri girmişler. Hırsız girmiş herhalde. Şakir Efendi ne yapıyormuş? Canım adam geçen hafta izin aldı, köyüne gitti. Neyse ben sabah gidip bir bakarım. Hem biraz kafam dağılmış olur anneciğim. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler anneciğim. İyi geceler ya. Allah Allah. Şimdi sırası mıydı bunun? Bu kadar telaşın içinde, bu kadar yol, git. Murat. Murat biri arıyor. Biri arıyor. Kim? Kim bu ya? Murat! Murat! Amca sen miydin ya? Ben numarayı tanımayınca birden... Neme lazım oğlum? Yeni kontrollü bir hat aldım. Tedbirli olalım diye. Neredesiniz? Yakınlarda mısınız?
Şu bizim atarlar vardı ya, onun eski depodayız. Bak, ben Bakırcı koyundayım. Hemen toparlanın, oraya gelin. Oktay kaptanın balıkçı barınağına bırakacağım sizi. Daha güvenli bir yer bulamadım şimdilik. Tamam amca, tamam. Ha amca, Ümran'ı bulmuşlar mı ya? Bir haber var mı? Yok oğlum, yok. Bildiğim kadarıyla yok. Bak, tip tip adamlar dolaşmaya başladı kasabada. Sizi soranlarla dolu ortalık. Aman gözünüzü seveyim, dikkatli olun. Polis midir, Demir'in adamları mıdır bilemedim ha. Tamam amca, sağ ol. Görüşürüz. Amcam yer ayarlamış bize. Bir süre saklanıp sakin kafayla ne yapacağımıza karar verelim. Ümran'dan bir haber yok muymuş? Yok. Ama bak, o kadın var ya, adım gibi eminim bir yere geçmiş, bizim şu halimizi izleyip gülüyor. Kurtarmıştır o kendini. Umarım. Hadi kalk, toparlanalım. Gel. Daha gidecek çok yolumuz var. Geç. Kafana dikkat et. Ümran Gür'ün denize düştüğü iddia edilen bölgenin yakın çevresinde günlerdir devam eden tüm aramalar sonuçsuz kaldı. Demir Boran, kendisiyle telefonda görüşen muhabirimize çok sevgili yeğeninin canlı olarak bulunacağı ümidini bir an bile kaybetmediğini, onun bulunacağı güne kadar sahip olduğu tüm imkanları seferber etmeye kararlı olduğunu bildirdi. Canım ya. Kim o? Ben. Dayıcığım. Vallahi bu sefer bir araba dolusu dayak ettin ha. Kızım ölümden 20 yıl yedim ben, 20 yıl. Dayıcığım çok haklısın ama anlatacağım hepsini. Haklı sebeplerim var. Evlatlarım. Hadi bakalım, geçin içeri. Hadi. Amca, huzurunu kaçırdık senin de. Alt üst ettik seni. Ne olduysa oldu artık. Affa etmenin bir faydası yok bu saatten sonra. Hadi bakalım, sizi Oktay Kaptan'ın balıkçı barınağına götüreceğim. Oktay Kaptan sağlamdır, bilirsiniz ha. Babanın da yakın dostudur. Şimdi o koyda emniyette olursunuz. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Yakut amca, annemden bir haber var mı? Çok merak etmiştir şimdi. Etmez mi kızım, etmez mi? Nuray yengenle beraber ağlaşıp duruyorlar. Biz bir şey söylemedik tabii. Haberi olmasın. Telefonlarımızı falan dinliyorlardır. Hadi bakalım, geçin içeri. Hadi çabuk. Tekrar sağ olun. Evet. Onları teknede öpüşürken görünce yıkıldım dayı. Önceleri ben de inanmak istemiyordum. Ama sonra gördüm ki gözleri birbirinden başka hiçbir şey görmüyor. Bizim arkamızdan alay etmişler bunca zamandır. Bizim suçumuz neydi? Onları sevmekten başka suçumuz neydi? Nasıl kurtuldun oradan? Her taraf didik didik arandı. Aramalar başlamadan önce yok oldum ben. Buz gibi su kendime getirdi beni. Suyun neresi dibi, neresi üstü algılayamadım önce. Zifiri karanlıktı. Murat çıkmış olması gerekiyordu. Ümran! Murat niye çıkmadı? Ya bir şey olduysa? Kes şunu. Bir teknenin arkasında saklandım. Önce bağırıp buradayım, iyiyim demeyi düşündüm. Ama sonra vazgeçtim. İçimden bir ses durdurdu beni. Ne olacaktı iyiyim desem? Onlar mutlu mesut hayatlarına devam edeceklerdi.
biz bu iyi niyetimizle, bu aldatılmışlığımızla yaşamak zorunda kalacaktık. O an karar verdim. Kayalıkların arkasına doğru yüzdüm. Oradan kıyıya çıktım. Taksiye atladım. Dayı bak, şu anda katil pozisyonundalar. Bu biraz olsun içini ferahlatmıyor mu? Lütfen bana yardım et. Benim başladığım oyunu birlikte tamamlayalım. Onlara bizim iyi niyetimizi alay etmek ne demek gösterelim. Bu dünyada yaşatalım cehennemi. Ama kimsenin haberinin olmaması lazım. Benim yaşadığımı kimse bilmemesi lazım. Anneannem bile. Yoksa hemen polise söyler ve suçsuzlukları ispatlanır. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Oktay Kaptan. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Oktay Kaptan. Başınıza gelenleri duyduk Murat. Çok üzüldük, geçmiş olsun. Kaptan iyi düşünmüş burayı. Burası sizin için emniyetli bir yer. Sağ olasın. Tekrar hoş geldiniz. Hadi. Nuray yengen hazırladı çantayı. İçinde kalın temiz çamaşırlar falan. Ben dikkat çekmeden geri döneyim artık. Sağ ol Okun amca. Sağ ol Yakut amca. Hadi hoşça kalın çocuğum. Yakut kaptan. Senin için iyice çaptan düştü demesinler. Ne lazım? Elim boş dönme bana. Sağ ol Oktay kaptan. Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Beş gün daha ne kadar saklanacaklar? Kurban olduğum bir yol göster bu çocuklara. Pek fazla konforumuz yok ama çocuklar, manzaramız on numara. Size güzel de bir kahvaltı sofrası hazırladım. Kaptan sağ olasın da başka yerde yok, sen nerede yatacaksın? Sen beni düşünme evlat. Ben zaten her gece denizdeyim. Uykum geldiği zaman kıvılırım bir kişiye. İki saat uyudum mu yetiyor bana. Siz keyfinize bakın. Eyvallah. O zaman ben çayları koyayım. Hadi bakalım. Ben de ağalara bir bakayım. Hadi siz kalın sağlıcakla, keyfinize hadi bakın. Hadi rastgele kaptan, sağ olasın. İyi ki gelmişiz buraya Murat. Ya bizim insanımız, havamız, suyumuz bir başka ama değil mi? Emin olsun, hadi ye. Oğlum, aramadın, merak ettim, ne oldu? Yok bir yaramazlık anneciğim. Bizim Şakir Efendi'nin ihmalkarlığı. Çıkarken kapıyı açık unutmuş. Komşular da öyle görünce haliyle. Ha, neyse, yoruldun sen de o kadar yol git gel. Yok yok, iyi geldi. Kafamı dinledim biraz. Ha, Demir, hiçbir haber, hiçbir şey yok mu oğlum? Yok anneciğim ya, hiçbir haber yok. Ben sabah erken kalkacağım, yatmam lazım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Her şey ne kadar sessiz, imransız. Neredeyse kız. Bizi bırakıp nerelere gittin yavrum? Biraz uyu istersen.
gözümü her kapatışımda Ümran'ın sularda kayboluşu geliyor gözümün önüne. Yeter be kadın. Kim yiyecek bu kadar yemeği? Çanta yerinden kalkmayacak. Canım, bu ıssız yerde ne yapsın çocuklar? Bari karınları doysun. Ben bakarım, sen içine bak. Hayrola oğlum, bir şey mi vardı? Karakola kadar geleceksiniz bizimle. Tamam, siz gidin, ben biraz sonra gelirim. Mevcutlu getirmemiz emredildi. Zorluk çıkarmayın lütfen. Allah Allah. Kaçacak değiliz ya canım. Nedir bu kadar acil olan? Onu biz bilemeyiz. Buyurun. Buyurun, gidelim. Nuray. Ben çıkıyorum. Fazla gecikmem. Hadi gidelim. Alev'le Murat'ın yerini söyleyene ödül olduğunu söylemiştiniz. Ha evet. Biliyor musunuz yerlerini? Ödülde anlaşalım önce. Bizde paranız kalmaz koçum. Merak etme. Sen bildiklerini anlat bakalım Alev'e. Dün gece benzincide arabalarına benzin alırken gördük. Dereköy Orhan'la arasında. Belli ki buraya geliyorlar. Saat kaçta? 10:30-11 gibi. Bizim tanıdığımızı fark edince de kaçtılar hızla. Şu adam Murat'ın amcası. Aslında bilse bilse yerini bu biliyordur. Aferin koçum. Siz bütün bildiklerinizi toplayın, tamam mı? Tabii abi. Biz dikkat çekmeden bilgi toplarız. Tamam peki. Al şu kartları da. Burada numaram yazılı. Bu iş bittiğinde sizi ödüle boğacağız koçum. Tamam mı? Siz kendinize dikkat edin. Hadi bakalım. Tamam, tamam abi. Beni emretmişsiniz komiserim. Geç. Otur şöyle Yakut Katlan. Kulağımıza bazı söylentiler geldi. Bu kasabada söylentiden başka bir şey yok zaten komiserim. Murat Lale buraya gelmiş. Sen de onları saklıyor musun? Bu lafı kim söylediyse erkekçe çıksın karşıma, yüzüme söylesin. Ayıptır ya, ayıptır. Buraya gelmediler, ben de onları saklamıyorum diyorsun yani. Keşke gelseler de saklasam. Ordu bile gelse vermem canlarımı kimseye. Ama yok, hiç haber yok. Yoklar ortada. Çok merak ediyoruz hanımla. Günaydın Leyla Hanım. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Efendim? İyi günler Demir Bey. Haklı çıktınız. Aradığımız şahıslar özel araçlarıyla dün gece görülmüşler Sağacağı doğru geçerken. Güzel. Siz Yakut Kaptan'dan gözünüzü ayırmayın. Muhtemelen o bizi götürecektir aradıklarımıza. Polisten önce bulmamız lazım onları. Bugün ben oraya geliyorum zaten. Leyla Hanım. Söyleyin hemen helikopteri hazırlasınlar. Oo, yine döktürmüş Nuran yenge. Ben hemen çayları getireyim. Ne yazıyor Murat? Murat'ın ailesine şok üstüne şok. Cinayet zanlısı aşıklar ortada yok. Denizde kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan ünlü iş adamı Demir Bora'nın yeğeni Ümran Gür için artık tüm ümitler tükendi. Cinayet zanlısı olarak eşi Murat Gür ve Demir Bora'nın nişanlısı fotomodel Deniz Sun'un yurt çapında aranmasına devam ediliyor. Gerçek adının Alev Kutlu olduğunu öğrendiğimiz Deniz Sun'un Murat Gür'ün eski nişanlısı olduğu ortaya çıktı. Demir asla bunu kaldıramaz. Kesin intikam alacak. Demir'in iki adamı dünden beri tazı gibi peşimdeler. Bir de kimdi onlar, hani bizim mahallede oturuyorlar, neydi atları? İki tane it. Şu Metin'le Arif mi? Hah, onlar. Demir'in adamlarıyla fısır fısır konuşuyorlardı. Sabah karakola giderken gördüm. Biliyordum zaten o iki şerefsizin çenelerini tutamayacaklarını. Bizi de benzincide gördüler. Tevekkeli değil. Herkesin ağzında sizin burada olduğunuz. Komiser de bir şeyler söylüyor. Boş atıp dolu tutmaya çalışıyor. Seni de mi sorguya çektiler amca? Ne yapacağız? Of. Akılları sıra ağzımdan bir şey alacaklar. Neyse, bırakalım bunları. Biz nasıl olsa çıktık yola. Bakacağız bir çaresine. Bence en doğrusu teslim olmak.
kasti bir şey olmadığını anlatırız. Her şey bir kaza olduğunu falan söyleriz. Alev olmaz öyle şey ya. Görmüyor musun yazılı çizilenleri? Bizi direkt cinayetle yargılarlar. Manyak bir kadın yüzünden hayatımızın geri kalanında parmaklıklar ardında yaşayacak değiliz. Ben şimdi helikopterle Sağca'ya gidiyorum, haberin olsun. Tamam dayıcığım, iyi yolculuklar sana. Lütfen bize yaptıklarını unutma, olur mu? Sakın onları affetme. Bak lütfen sana anlattıklarımı unutma. Tamam tamam, yarın görüşürüz. Şimdi kapatmam lazım. Neslihan Hanım, bu kederli günümüzde sizi daha fazla üzmek değil benim niyetim. Bir de benden dinleyin istedim olan biteni. Konuşacak ne kaldı ki? Murat torununuzla intihar ettiği için evlenmeye kalktığında benim kızımla nişanlıydı. Hatta evlilik hazırlıkları yapıyorlardı. Evet, biliyorum. Peki kızımın karnında Murat'ın bebeğini taşıdığından haberiniz var mıydı? Kızım olanları öğrendiğinde çok üzülmüştü. Üzüntüsünden bebeğini kaybetti. Sonra da babasını, Mehmet'imi toprağa verdik. Bu utanca dayanamadı kalbi. İki ailede büyük felaketler yaşadık. Evet, onlar da belki hatalı davrandılar ama inanın kötü niyetli değildi ikisi de. Neden buna inanmakta zorluk çekiyorum acaba? Bakın, onlar çocukluklarından beri birbirlerine sevdalılar. Onlar da istemezlerdi böyle olsun, inanın. Şu anda denizlerde sürüklenip giden torunumun günahı neydi? Onun ikisi aşk değil miydi? Peki oğlumun günahı neydi? Utancından insan içine çıkamayacak hale getirdikleri oğlumun günahı. Kızınıza aşık olmak mı? Sen çok haklısınız. Lütfen. Ama... Daha fazla konuşmak istemiyorum. Bir an önce evimi terk etmenizi rica ediyorum. Uğur Bey. Buyurun Neslihan Hanım. Bu taraftan. Lütfen hanımefendi. Teşekkürler kaplan. Rica ederim efendim. Hayırdır inşallah. Alo efendim. Yakup Bey, ben şu anda Sağca'ya geldim. Son zamanlarda ailelerimiz arasında bir takım sıkıntılar yaşandı. Ama artık buna bir nihayet vermek gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz uygun gördüğünüz bir yerde sizinle yüz yüze konuşmak isterim. Pekala, tamam. Ben evden çıkıyorum. Kasabaya 1 kilometre kala bardak koyu var. Orada buluşalım.
Yakut. Heh. Nereye gidiyorsun? Dolaşacağım biraz. Bana bak. Bak sabahtan beri sende bir gariplikler var zaten. Nereye gidiyorsun? Kadın, vesveseliydin. Şimdi iyice yoldan çıktın yani. Dolaşıp geleceğim biraz. Yakut kaptan. Bak gözünü seveyim kendi başına bir işler çevirmeye kalkma. Ne olur dikkatli ol. Tamam tamam kadın. Merak etme sen. Sabah uyandığımda sana baktım. O kadar güzel uyuyordum ki. Keşke bu yaşananlar kabus olsa da. Keşke bu cennet gibi yerde yaşıyor olsaydık. Peşimizde kimse olmadan. Seninle birlikte. Keşke burası bizim yuvamız olsaydı. Geçecek bir tanem hepsi. Geçecek. Murat. Ben böyle saklanarak yaşamak istemiyorum. Ah, Allah'ım. Bizim için mutlu olmak niye bu kadar zor? İyi günler Yakup Kaptan. İyi günler Demir Bey. Öncelikle adamlarım adına sizden özür dilemek istiyorum. Eğer bir terbiyesizlik yapıp hallerini açtılarsa... Önemi yok Demir Bey. Bir önemi yok. Affedersiniz. Efendim? Alo dayı. Burada ölüyorum meraktan. Her şey yolunda mı? Özür dilerim. Şu anda bir toplantıdayım. Ben sizi sonra ararım. Acımız, kaybımız büyük Yakup Kaptan. Ve şu saatten sonra da telafi edilmesi mümkün değil. Ama bütün bu olup bitende benim de payım var. Murat'ı ben zorladım İmran'la evlenmeye. Söz verdim oğluna. Bir ay sonra bu evlilik bitecek. Bunu şahsi olarak garanti ediyorum dedim. Yerine getiremeyeceğim sözler verdim oğluna. Ama Murat hiçbir zaman bunları yüzüme vurmadı. Suçlamadı beni. Tam tersine. Elinden geldiğince işlerimizi ucundan tuttu. Hatta hayatımı bile kurtardı. Ama şimdi Murat'ın da Alev'in de başı büyük dertte. Polis tarafından cinayet şüphesiyle her tarafta aranıyorlar. Yurt dışında da Interpol peşlerinde. Bütün bunları bana niye anlatıyorsunuz Demir Bey? Bunlar bildiğimiz şeyler. Bunları anlatıyorum çünkü vicdanım rahat değil Yakut Kaptan. Ben Alev'i gerçekten çok sevdim. Her seven insan gibi onun mutlu olmasından da başka bir arzum yok. Eğer izin verirlerse onlara yardımcı olmak istiyorum. Bakın, bunlar nikah için çekilmişti. Şimdi bunlarla farklı isimlerde onlara sahte pasaportlar bastıracağım. Bir tekne ayarladım. Sakız Adası'nda bir adamım karşılayacak onu. Oradan uçağa bindirip diledikleri bir ülkeye gitmelerine yardımcı olacak. Bakın Demir Bey, ben gerçekten onların yerini bilmiyorum. Karşılıklı oyun oynamamıza zaman da yok, gerek de yok Yakup Kaptan. Ben söylediklerimde tamamen samimiyim. Onları buralarda bir yerde sakladığınızı da biliyorum. Şimdi sizden ricam bu teklifimi onlara iletmeniz. Tabii ki son karar yine de onların. Ama çabuk olun. Duyduğuma göre polisin onları yakalaması an meselesi. Bana biraz düşünme fırsatı verir misiniz? Tabii ki. Düşünün. Karar verince beni ararsınız. Ben yine de onlar bu akşam gidecekmiş gibi bütün hazırlıkları yapacağım. Eğer karar verirlerse yine burada buluşuruz. Tekne de burada olacak zaten. Yakut Kaptan, yalvarırım onları alıp getir. Onları hapse yollayıp vicdan azabı çekmek istemiyorum hayatım boyunca. Onları ben ayırdım. İzin versinler bu kefareti ödeyeyim onlara. Beni böyle habersiz bırakmazdı. Ben ne yapacağım ben? Nasıl yaşayacağım bu acıyla? Aç annem. Anacığım. Anacığım.
Anacığım bak, ben şimdi sana bir şey diyeceğim ama sakin olacaksın, tamam mı? Nasıl sakin olacağım ben, nasıl sakin olacağım? Yoksa Alev'im öldü mü? Ya anacığım nereden çıkarıyorsun bunları ya, yok öyle bir şey. Bak ikisi de Alev de Murat da Sığacık'talar, Yakut Kaptan'ın yanında güvendiler, tamam mı? Yalan söylüyorsun sen. Ben Nuray'la konuştum, o bana bir şey demedi. Hatice teyzeciğim, telefonları dinleniyor olabilir, ondan söylememişlerdir. Siz nereden biliyorsunuz bunları? Ya gittikleri arabayı onlara ben buldum Hatice annem. Telefonlarını da ben buldum, ben oradan biliyorum yani. Vallahi bak sen inan bana ya, onlar güvendeler. Şimdi güvenli bir yerde saklanıyorlar. Doğru mu diyorum? Evet. Çok şükür. Onlar sağ ya. Ben yüreğime taş basar beklerim. Ece bir ara ne olur bir sesini duyayım. Azıcık ne olur, kısacık. Hadi Ece ne olur, hadi yavrum. Hatice teyzem, telefonlar dinleniyorsa onları tehlikeye atmış oluruz. Dedim ya. İyi. Onlar iyi ya. Çok şükür. Çok sevindim. Çok sevindim. Kurban olayım ben sana. Gel şöyle gel. Amca bu adam niye bize yardım etsin ki? Sonuçta herkes bizim İmran'ı öldürdüğümüzü zannetmiyor mu? Öyle değil mi? Söyledim ya, adam suçu kendinde buluyor. Bütün bunlara ben neden oldum? Ortalığı temizlemem gerekir diyor. Yalan da değil hani. Ayrıca sizin burada saklandığınızı da biliyor. İstese polise ihbar eder, yakalatır sizi. Avuç içi kadar yer burası. Hem niye bu kadar zahmete katlansın ki? Sahte pasaportlar, tekneler falan filan. Aslında başka bir yolumuz da yok gibi görünüyor Murat. Ne yapacağız? Hep böyle kaçarak mı yaşayacağız? Alev, bilmiyorum ki. Çok riskli geliyor bu. Nasıl güveneceğiz? Sen benden daha çok vakit geçirdin onunla. Hiç ters bir hareketine rastladın mı? Yok, rastlamadım. Yani yukarıda Allah var, hep bir abi gibi oldu bana ama. Maması maması yok Murat. Güvenmek zorundayız. Eğer güvenmiyorsan Alev'i burada bırakırız. Birlikte gider konuşuruz adamla. Sen yüz yüze konuşur, kararını verirsin. Tamam. İkimiz gidelim o zaman amca. Tamam, oldu. Gidelim hadi. Hadi ben sizi geçireyim tekneye kadar. Neredesin oğlum? Ne yapıyorsun? Anneciğim ne yapacağım? Toplantılarım var, Ankara'dayım. İşlerim uzadı biraz. Ama muhtemelen yarın dönmüş olurum. Bak oğlum, ben hiç iyi değilim. Beni böyle tek başıma habersiz bırakma. Anneciğim bak, söz veriyorum, bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Tekne onların söylediği tekne mi, başka bir tekne mi? Bilmiyorum ki amca. Merhaba Murat. Geldiğine sevindim. Keşke daha önce söyleseydin Alev'le durumunuzu. Ne siz bir kabus yaşardınız, ne de biz. Demir Bey, bakın biz Ümran'a hiçbir şey yapmadık. Kendisi saldırırken kazayla düştü. Ben de arkasından atladım hemen kurtarmak için ama beceremedim işte. Bak Murat, hemen gidin buradan. Bana ikinizin cinayetten yargılanmasının hiçbir faydası yok bu saatten sonra. Vicdanımın sesini dinliyorum ve size yardım etmeye hazırım. Amcan anlatmıştır söylediklerimi. Şimdi bu tekneyi alıyorsun. Doğru Sakız Adası'na geçiyorsun. Orada marinada Yorgo'yu bulacaksın. O size oradan uçakla gönderecek şekilde yapıyor ayarlamaları. Al bu zarfı. İçinde yeni isimlerle çıkartılmış pasaportlarınız var. Ben bu parayı alamam. Borç olarak veriyorum o parayı. Gençsiniz. İleride çalışıp yollarsınız bana. Bir şey daha var.
Soruşturmanın kapanması için rahat rahat hayatınıza devam edebilmeniz için bir intihar mektubu. İmzala bunu. Ben postaya veririm. Biz istemeden de olsa Ümran Gür'ün ölümüne sebep olduk. Bu vicdan azabıyla daha fazla yaşamak istemiyoruz. Kendi arzumuzla hayatımıza son veriyoruz. İkimiz de denizci insanlarız. Şimdi de denize geri dönüyoruz. Ölümümüzden kimse sorumlu değildir. Eğer bu dosya kapanmazsa er ya da geç başınız tekrar ağrır. Dünyanın neresine giderseniz gidin, polis korkusuyla yaşarsınız. Demir Bey haklı. Mukayyet olun birbirinize. Yolunuz açık olsun. Murat, ne oldu? Çok merak ettim sizi. Alo bir tanem. Kurtulduk. Demir Bey her şeyi ayarlamış. Tekneyle karşıya geçeceğiz. Bizi karşılayacaklar. Ama yakalanma riskine karşı gece gelip alacağım seni. Ha, bir de bizim koyda bekleme. Akkum'un yanındaki koya geç, tamam mı? Çok sevindim bir tanem, tamam. Tamam, bekliyorum. Hoşça kal bir tanem. Amcam, hakkını helal et. Helal olsun oğlum. Helal olsun. Yengemi döp benim için. İlk fırsatta arayın bizi, oldu mu? Tamam. Sen daha fazla bekleme. Git hadi. Neredesin lan? Dayıcım, indim ben. Şu an havaalanından yola çıktım. Yarım saate falan orada olurum herhalde. Sen ne yaptın? Hallettin mi? Yolladım, gittiler. Gitti bu iş. Etmek için aradım. Birazdan tekneyle karşıya geçeceğiz. Sonra da Allah nereye kısmet ederse oraya gideceğiz. Ah be kızım be. Nasıl olacak böyle kaçak göçek ha? Yok yok, kaçak olmayacağız anneciğim, güvende olacağız. Merak etme ne olur. Bak şimdi kapatmam lazım. Ama sen beni hiç merak etme, tamam mı? Aklın bende kalmasın. Hem bak belki daha sonra tekrar geliriz. Her şey yolunda gidince döneriz annem benim. Seni böyle bırakıp gittiğim için içim hiç rahat değil. Yavrum sen beni düşünme. Siz iyi olun yeter kuzum benim. Annem, hakkını helal et ne olur. Bizi de affet. Helal olsun yavrum, helal olsun. Affetmek ne demek? Siz benim yavrularımsınız. Birbirinize sahip çıkın ne olur. Tamam anneciğim. Hoşça kal. Yolunuz açık olsun yavrum.
Ağlama be kadın, ağlama. Burada kalıp hapse düşselerdi daha mı iyiydi? Ah Yakut Kaptan, bir daha çocuklarımı dünya gözüyle görebilecek miyim? Görürsün be kadın, görürsün. Hele bir iyi haberlerini alalım. Allah büyüktür. Bir zaman bağrımıza taş basacağız, ne yapalım? Ben buna nasıl dayanacağım kaptan? Ben bu acıya nasıl dayanırım? Arkanda birileri var. Ne? Alev, arkana bak. Murat, ne diyorsun anlamıyorum. Ya arkanda birileri var. İşte dayı. Tebrikler. Sağ ol.